İyi yapmışsın, yapmışsın. İyi yapmışsın. Bereketli olsun. Sağ olun. Allah şimdi 9 tane daha çıktı bize. 4'ünü buraya yapacağız. Bunları da şöyle gösterelim, oldu mu? Ha, onu da getir şöyle. Tamam hocam. Hangisini istersiniz? Bozulursa? Yok yok. Kocaman. Tamam, onu anladım. Yarı çapa. Ne diyorsanız ona göre diyeyim ben. Meltem. Tamam. Meltem de kasa getir de öyle olur. Şimdi hem bu bahane elinde toplamış olalım. Ne zaman hazırladın ekmek ya? Doğan Bey. Doğan Bey. Ne zaman hazırladın ekmek ya? İki yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzde bir kurs açtılar. O kurs sayesinde ben başvurdum. O da başvuruda gerçekleşti. Sağ olsun devletimizden, sağ olsun valilerimizden. Bize yardımcı oldular. Ev hanımıydım ben. 3 çocuk annesiyim. Eşim boyacılık yapıyordu. Hep böyle gittiği yerlerden 3 ay, 4 ay, 5 ay gelmiyordu. Ondan sonra dedim ki bu da eşime bir destek olsun. Ki eşim şimdi gitmiyor artık. Yani sadece bu işle uğraşıyor. Ve bu işle de biz güzel bir para kazanıyoruz. Kurs sayesinde teşvik ettim. Zaten aklımdan geçen, hani ben sürekli oturduğum yerde diyordum ki ne iş yapsam, ne iş yapsam, ne iş yapsam da eşime destek çıksam. Ne iş yapsam da işte eşime, çocuklarıma güzel bir şey sağlasam diyerekten. Ondan sonra İl Tarım'a işte başvurduk. İl Tarım'dan işte çıktı %70 hibeli, 30'unu biz karşıladık, 70'ini devletimiz karşıladı. Ondan sonra işte böyle yani. Bu da güzel, şimdi yapıyorum. Yanımda 2-3 bir işçimiz var, onunla çalışıyoruz. Küçük mantarlar değil mi buradaki? Yıllık 3 kere koyuyoruz biz bunu. Bunun girdisiyle çıktısı 70 gün sürüyor. Şöyle diyeyim, 9 ton falan bir ürün oluyor elimizde. Yaklaşık 10 lira falan bir kar oluyor buna. Yani 3 üründe de bir 30 lira falan civarında bize bir para kalıyor. %70 hibe verdi. %30'unu biz karşıladık. %70'ini devlet karşıladı. Güzel bir proje. Allah razı olsun yani teşvik edenlerden, bize önce olanlardan. İyi bir şey yani, güzel bir şey. Kendi evimizin üstünde, kendi işimiz. İyi yani, güzel. Allah razı olsun. Ne diyelim yani. Teşekkür ediyorum yani.